Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle DEEPCOOL Tesseract kasa, ATX kasa kutu açılımı yapacağım. Şöyle açalım. Oh Jesus, bu nasıl çıkacak lan? Arkadaşlar bu çıkmıyor. Açılım bitti. Şöyle. Ben bunu açıp size öyle mi göstersem ya? Heh. İşte böyle açtım. Tamamdır. İsterseniz önce kutu üzerindeki yazanlara, resimlere bir bakalım. Şöyle bir sürü bu şekilde geliyor. Şurada zaten resmi var. Şu kısımda. Şöyle yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar, burada özelliklerini resimli olarak göstermiş. 2 tane 120 mm'lik üst kısımda fan bulunuyormuş. Yeni yan panel dizaynı varmış. En altta güç kaynağının yeri var şu kısımda. Sonra ne diyor? 2.5'luk diskler için, 3.5'luk hard diskler için paneller mevcutmuş. Bu ne diyor? Ön kısım işte hava filtreli, toz geçirmez madde var içerisinde. Ön kısım o şekildeymiş. Burada ne diyor? Yine tool free diyor. Yani vidasız, böyle çıtçıtlı kapaklı bir şekilde disklerimizi yerleştirebilirmişiz. Ön kısımda olan portları yazmış. Bir tane USB 3, yine bir tane USB 2, bir tane mikrofon girişi, bir tane de ses girişi mevcutmuş. Bu kısımda yine resmi var. Şurada da özellikleri yazıyor. Siyah beyaz seçenekleri vardı. Ben daha sonra kasayı gösterdiğimde de anlatırım o kısmı. Ben beyazını tercih ettim. Yine aynı şekilde 2 tane 5.25'lik eksternal harici sürücü destek kısmı var. Ön kısımda ben bunları kullanmayacağım. Şurada 3.5'luk ve 2.5'luk olan 3 ve 4 tane haznesinin olduğundan bahsediyor. Ondan sonra 10-12 inçlik ATX büyüklüğünde diyor. Mikro ATX'lere uyumlu. Ondan sonra başka yine giriş çıkışları yazmış. Bir tane USB 3, bir tane USB 2, ses, mikrofon. Şimdi kasayı göstereyim arkadaşlar. Kasa bu şekilde. Şöyle açalım. Bunlar içeride. Şimdi ön kısmı şöyle bir göstereyim. Ön kısmı gördüğünüz gibi bu şekilde mazgallı. DEEPCOOL'un burada logosu var. Şöyle şeritleri var. Demin siyah beyaz kasa konusunda bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi burası mavi şeritli ve içerisi beyaz olan bir tane vardı. Ben onu istemiştim ama ellerinde olmadığı için onu alamadım. Şurada işte sürücü girişleri var. Bunları kullanmayacağım. Burada hatta disket girişi var. Ondan sonra bir de bunun siyah olup da şu şeritleri mavi olanı vardı. Onu pek beğenmedim. Şu yan kısımlarını şu şekilde göstereyim. Şöyle. Diğer siyah olanın bu kısmı camla. Yalnız ben transparan sevmiyorum. O yüzden çok da önemsemedim yani. Aslında bu da camlı olsa daha güzel görünürmüş. Şöyle arka kısmı da gösterelim. Burada bir tane yine 120 mm'lik fan bulunuyor. Şöyle tasarımı, arka tasarım bu şekilde. Vidaları klasik zaten. Bunlar açıp kapanabilir. Alt kısmı da gösterelim. Alt kısmı da bu şekilde. Bunlar plastik. havada bulunması için. Şuradan işte güç kaynağının havalandırılması için yine süzme için tel var. Şöyle üst kısmını gösterelim. Üst kısımda demin bahsetmiş olduğumuz işte güç kaynağının ışıkları falan var. Ondan sonra USB 3 girişi, mikrofon ve kulaklık girişleri, USB 2, reset tuşu ve güç düğmesi. Şimdi içini açalım. Şu şekilde şöyle. Evet arkadaşlar, içi de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şu kısmı ben çok beğendim. Dediğim gibi hani girişi direkt tak diye takabiliyoruz. Vidalama derdimiz yok. Şurada büyük ihtimal kullanma kılavuzu falan var. Onu açalım. Garanti belgesi falan. Şu ne? Bunda Türkçe var mı bilmiyorum. Bakalım şimdi. Kullanım kılavuzu. Türkçesi yok. İngilizce ve Japonca var. Aynen. İngilizce ve Japonca ya da Çince bilmiyorum artık. Şöyle şu şekilde. Sonra kablolama yönetimi için şöyle şu şekilde bağlar var. Şurada da kasanın kurulumu için gerekli olan bir takım vidalar, çiviler, çivi demeyeyim de vidalar var. Bir de şu herhalde kasa açılıp kapandığında uyarı verdiğinde ses çıkarsın diye bir mikrofon gibi bir şey var. Evet, speaker. O var. Bu kadar. Bir de tabii ki bu giriş çıkışların kabloları. Şurada hepsi zaten üstünde tek tek yazıyor. Bir de dışın kablosu, resetin kablosu falan filan. Şu da bizim şöyle şu şekilde göstereyim. Fanımızın kablosu. Bunu da güç kaynağına bağlayacağız. Ön tarafta fanı var mı ona bakalım. Ön tarafa da şu kısma fan takılabiliyor. Ama bu nasıl açılıyor? Oh! Lan kırdın mı? Heh. Şu şekilde şöyle zarar vermeden çıkarmaya çalışıyorum. Tamam. Şöyle şu şekilde arka tarafını da gösterelim. Bunu temizlerken şu kısmı çıkarıp içindeki örgüyü temizleyebiliriz. Temizlerken onu kullanabiliriz. Girişler bu şekilde. Buradaki portlarında kablo girişleri böyle. Şimdi bunu geri yerine takalım tabi. Tamam. Sağlam oldun mu? Tamam. Bunu niye tercih ettim arkadaşlar? Bu uygun fiyatlı, yaklaşık 150 liralık bir kasa. Birkaç tane zaten 150 liraya alabileceğim kasa vardı. En çok işlerinden bunu beğendim. Şurada aslında bir tane USB 3 portu 2 girişi olan kasa da vardı. Onunla bunun arasında çok kararsız kaldım ama en sonunda bunu seçtim. Bunun yorumları biraz daha iyiydi çünkü. Şu jiletini çıkaralım. Dediğim gibi bu içi beyaz, şurası mavi şekli olan olsaydı daha güzel olurdu. DEEPCOOL'u seçtim çünkü ben cool'um. Şöyle. Almamın tek sebebi, gerçek sebebi bu. Şu tarafta burayı çıkarmadım gerçi ama şurası da kablolarımızı arkadan geçireceğimiz kısım. Şöyle bombeli yapmışlar burayı. Burayı da bir açıp göstereyim. Anlamda böyle. Bu kısımda böyle. Kabloları işte buralardan geçirebiliriz. Şurayı gösterdim mi ben size? Üst kısmı gösterdim ama içten üst kısmı göstermedim. Bakayım nasıl yapabiliriz. Şuraya ben sıvı soğutmayı koymayı deneyeceğim. Şu kısma. Gördüğünüz gibi yine hava filtresi, toz filtresi var. Böyle burada bu şekilde. Şöyle daha yakından iç kısmı ben bir göstereyim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi aslında içi bence dışından bile daha güzel. Estetik duruyor yani. Şöyle kabloların girişleri. Bunu tekrar yerine koyalım. Evet arkadaşlar, kasamız bu şekildeydi. Bu kasanın içini doldurmamız gerekiyor tabii. İnşallah onu da videosunu çekmeye çalışacağım. Becerebilirsem onun videosunu çekip koyacağım. Beceremezsem zaten video bile çekemem. Bundan sonra uzunca bir süre. Bakalım şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.